Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı 5. bölüm. Halime Efendimizin başucuna vardı. Nurtopu Efendimiz yünden beyaz bir kumaşa sarılı, yeşil ipekten bir örtünün içinde mışıl mışıl uyuyordu. Etraf mis gibi kokuyordu. Halime hayret içinde kaldı. Nur yüzlü Efendimiz'e anında içi ısınıverdi. Öylesine ki uyandırmaya bile gönlü razı olmadı. Artık hüzün ve ızdırap bulutu Halime'yi terk etmişti. Sevincinden uçacak gibiydi. Çocuk bulamamanın sıkıntısı içinde kıvranıp dururken, birden böylesine güzel bir yavru ile karşı karşıya gelmek ne büyük bahtiyarlıktı. Halime fazla dayanamadı. Kainatın efendisinin başucuna iyice yaklaştı. Yorganın ucunu hafiften kaldırdı. Pamuktan yumuşak, kar gibi beyaz, gül gibi kokan ellerinden, mübarek alnından sevgi ve bir anne şefkatiyle öptü. O anda Peygamber Efendimiz de gözlerini açtı ve Halime'nin busesine tatlı bir tebessümle cevap verdi. Anlaşmışlardı. Biri çocuk bulamamanın ızdırabı ile bitkin ve mahzun, diğeri kadınlar tarafından reddedilen nur yetim. Kader ikisinin de alemini sevinçle doldurdu. İlk bereket. Artık Nurtopu Efendimiz gönlünü cezbettiği Halime'nin kucağındaydı. Fakat bu da ne? Günlerdir zorla süt bulan göğüsler, Efendimiz emmeye başlar başlamaz derhal sütle doldu. Sanki her bir meme bir süt çeşmesi kesilmişti birden. Halime şaşırdı. Kocası Haris hayretler içinde kaldı. Sağ meme kainatın efendisinin ağzında, sol meme artık ona süt kardeşi olan Halime'nin oğlu Abdullah'ın. Ve kainatın efendisi bundan böyle hep sağ memeyi emecektir. Halime, nur yetimi kucağından bir an bile indirmeye razı değil. Hemen Abdülmuttalip ve Hazreti Amine ile vedalaşarak Mekke'den ayrıldılar. Amine'nin hüznüne gözyaşları da karıştı ve adeta bir bulut olup nur yavrusunun peşinden koştu. Gece Haris ailesi Mekke dışında rahat bir uyku çekti. Sabahleyin Haris develeri sağmaya koştu. Elini attığı her meme bir süt çeşmesi oluvermişti. Hayretler içinde Halime'ye seslendi. Ey Halime, bil ki sen çok mübarek ve hayırlı bir çocuk aldın. Halime kocasını tasdik etti. Vallahi ben de öyle olmasını ümit ediyorum. Mekke artık gerilerde kalmıştı. Halime dişi merkebinin üstünde, kucağında ise kainatın efendisi vardı. O zayıf, güçsüz ve arkadaşlarından geride kalan merkebe de ne oluyor? Bu ne sürat, bu ne hızlı yürüyüş? Sanki gelişinde bindikleri merkep değildi. Kafiledeki bütün hayvanları geçip geride bırakınca, Halime'nin yol arkadaşları şaşırdılar ve hayretler içinde sordular. Ey Ebu Züeyb'in kızı, yazıklar olsun sana. Bizi neden beklemiyorsun? Yoksa bindiğin merkep gelirken beraberindeki merkep değil mi? Merkep aynı merkepti. Bir farkla. Şimdi üzerinde biri vardı. Kainatın efendisi. Onu taşımanın şerefi, o zayıf, naif hayvanı da coşturmuştu. Halime arkadaşlarına cevap verdi. Hayır vallahi merkep aynı merkep. Hatta ben onu sürmüyorum bile. Kendi kendine böyle süratli gidiyor. Bunda bir gariplik var. Ne yazık ki henüz kafiledekilerin hiçbiri bu farklılığın nereden ve niçin geldiğini bulabilme basiretine sahip değildi. Evet, bütün bu olup bitenler nur yüzlü yavrunun istikbali bütün haşmetiyle kucaklayacağına açık işaretti. Ve Peygamber Efendimiz Sadoğulları yurdunda. Bütün bu garipliklerden sonra Halime ve kocası yurtlarına vardılar. Artık nur yüzlü kainatın efendisi Sadoğulları yurdundaydı.
O sırada Sağdoğulları beldesinde müthiş bir kıtlık ve kuraklık hakimdi. Bereketi kesilmiş topraklar, susuz kuyu ve çeşmeler, solgun yüzler ve zayıflikten ayakta duracak mecali kalmamış hayvanlar. Fakat Peygamber Efendimizin ayak bastığı hanenin manzarası birden değişiverdi. Daha önce yiyecek ot bulamayan hayvanları, şimdi ise tıka basa doyuyorlardı. Memeleri dolup taşıyordu. Bir rahmet çeşmesi gibi devamlı süt akıtıyordu. Solgun yüzler yoktu artık Halime'nin evinde. Beldenin sair sakinleri yine kıtlık içinde, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlardı. Hayvanları hala zayıf, nahif ve istenilen sütü vermiyordu. Sanki peygamberimizi yetim diyerek almayanlar, maruz kaldıkları mahrumiyet içinde bırakılmakla cezalandırılıyorlardı. Yayla halkı gözleriyle gördükleri bu durum karşısında meraklarından çatlayacak hale gelmişlerdi. Olup bitenlere bir mana veremiyorlardı. Kabahati çobanlarında buluyorlar ve onlara çıkışıyorlardı. Gidin görün bakalım, Halime'nin çobanları koyunlarını nasıl doyurmuş. Yürürken memelerinden şıpır şıpır süt damlıyor. Kim bilir koyunları nerede otlatıyor. Siz de onun gittiği yere gidip koyunları orada otlatsanız ya. Çobanlar efendilerinin bu çıkışlarında haksız olduklarını adları gibi biliyorlardı. Halime'nin çobanlarının koyunlarını otlattığı yerin, kendilerinin otlattığı yerden hiçbir farkı yoktu. Bunun için de itiraz ediyorlardı ama itirazları hiçbir fayda vermiyordu. Efendilerinin bu sefer şu sözlerine muhatap oluyorlardı. Peki öyleyse sizin sürülerin koyunları açlıktan kendilerini zar zor taşıyor da, onunkiler neden tıka basa tok, hem de memeleri sütle dolu olarak dönüyor? Ne çobanlar ne de efendileri bu soruya cevap bulamıyorlardı. Sadece birbirlerine hayret ve şaşkınlık dolu bakışlarla bakıp kalıyorlardı. Elbette bunun bir sebebi vardı. Ve bu sebebi henüz o zaman Hazreti Halime ile kocasından başkası bilmiyordu. Çobanların gelip sebebini sormaları üzerine Halime onlara şu cevabı verdi. Vallahi bu iş ne ot ne de otlak işidir. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sırdır. Her şey Mekke'den dönüşümüzle birlikte başladı. Tabii ki çobanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyorlardı ve meraklarından da kurtulamıyorlardı. Yayla halkının akıl erdiremediği sır şuydu: kainatın yegane sahibi olan Allah, en sevdiği insan olan peygamberimizi evlerinde misafir etme âli cenaplığını gösterdiklerinden dolayı, Halimelerin evine rahmet hazinesinden bol bol ihsan ve ikramda bulunuyordu. Halime ve kocası bunun gayet iyi farkındaydılar. Bu sebeple Nur yavruya bambaşka bir gözle bakıyorlardı. Adeta onu uçan kuştan, doğan güneşten koruyorlardı. Büyük bir sevgi ve dikkat ile üzerinde titriyorlardı. Sağdoğulları yaylasında aylardır hüküm süren kuraklık ve kıtlık hala son bulmuş değildi. Yayla halkı her hafta kendi inanç ve geleneklerine göre yağmur duasına çıkmaya devam ediyordu. Her seferinde de elleri boş ve mahzun dönüyorlardı. Bir cuma günüydi. Kadınlı erkekli bütün kabile halkı yanlarına aç develerini, sütsüz koyunlarını alarak bir tepenin üzerine yine yağmur duasında bulunmak için çıkmışlardı. Putlarına kurbanlar kestikten sonra duaya başladılar. Yalvarmalar, yakarmalar, alemlerin Rabbine yağmur göndermesi için yapılıyordu. Saatlerce dua ettikleri halde yere bir tek damla yağmur düşmedi. Kalabalığın içinde sevgili peygamberimizin süt annesi Halime ve kocası Haris de vardı. Halime, gözlerden sakındığı kainatın efendisi yavruyu kalabalığa alıp getirmemiş, süt kardeşi Üneys'in yanında evde bırakmıştı. Duanın sonuna gelinmişti. Herkes ümitsiz ve bitkindi.
artık dönmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Halime'nin komşusu bir kadın, duasını bitirmek üzere olan rahibe yaklaştı ve rahip duasını bitirince de, "Rahip efendi, biz bu kadar dua ettik fakat bir netice alamadık. İçimizde hayırlı uğurlu biri olsa, belki alemlerin Rabbi duamızı kabul eder," dedi. Rahip yaşlı kadının bu sözlerinden rahatsız gibi oldu ve "Biz ona dua ederiz ama onun ne yapacağını bilemeyiz. Doğruyu ve hayırlıyı ancak o bilir," diye konuştu. Yaşlı kadın bu sefer asıl maksadını açıkça söyledi. "Biliyorum dedikleriniz doğru. Ama benim söylemek istediğim şey başka. Bizim komşumuz Halime'nin evinde Mekkeli bir çocuk var. O geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taşıyor. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olarak görünüyor. Bir de onu buraya getirsek, belki ayağı uğurlu gelir. Onun yüzü suyu hürmetine, alemlerin Rabbi duamızı kabul eder ve bizi yağmura kavuşturur." Rahip önce tereddüt geçirdi. Kadın ısrar edince, Efendimizin getirilmesine razı oldu. Yaşlı kadın Halime'yi arayıp buldu ve rahibe yaptığı teklifi kendisine anlattı. Fikir Halime'nin de aklına yattı. Çünkü Nur yavrunun bereketli ve hayırlı bir çocuk olduğuna en çok kendisi şahit olmuştu. Koşarak eve vardılar. Peygamberimizi süt annesi kucakladı, kundakladıktan sonra yakıcı güneşin tesirinden korumak için de yüzünü bir bezle kapattılar ve dışarı çıktılar. Güneş kızgın oklarını yeryüzüne olanca şiddetiyle saplıyordu. Yerden sanki alev alev ateş yükseliyordu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra gözleri garip bir şeye ilişti. Bir bulut kendileriyle beraber gidiyordu. Önce mühimsemediler, olabilir diyerek yürüdüler. Fakat bu küçük bulut kendilerini terk etmiyordu. Adeta onları güneşin kavurucu sıcaklığından korumak için bir şemsiye vazifesi görüyordu. İster istemez hayrete kapıldılar ve şaşırdılar. Bir taraftan da sevindiler. Artık Nur yavrunun yüzünü bezle örtmeye ihtiyaç kalmamıştı. Örtü kaldırılınca şirin gözler süt annesine tatlı tatlı baktı, sanki tebessümüyle "O bulut beni gölgeliyor," der gibiydi. Buluttan şemsiye altında yollarına devam edip kalabalığa karıştılar. Önce yapılan tekliften rahatsız olan rahip bu sefer onları güler yüzle karşıladı. Çünkü o da Halime ve arkadaşının evden çıkar çıkmaz bir bulut tarafından gölgelendiklerini uzaktan görmüştü. Rahip peygamberimizi süt annesinin kucağından aldı ve kalabalığa seslendi. "Ey insanlar! Bu bulunduğu eve bereket getiren Mekkeli çocuktur. Bu hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfu ile yağmur vermesi için alemlerin Rabbine hep beraber dua edelim." Eller tekrar açıldı ve dudaklar yeni bir heyecanla duaya başladı. Peygamberimiz bir nur yumağı halinde rahibin kucağında duruyordu. Rahip bütün dikkatiyle nur saçan gözlere bakıyor ve adeta hal diliyle "Bu güzel çocuğun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan et," diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Herkes Yüce Allah'a yalvarırken Peygamberimizin nur saçan gözleri ümitle gökyüzüne dikildi. Rahip ise nur yavrunun iri ve bebekleri pek siyah, güzellikte eşsiz gözlerine kendisini kaptırmış ve adeta her şeyi birden unutuvermişti. Artık aylardır süren hasretli ve hüzünlü bekleyişin son anları yaklaşıyordu. Peygamberimizin başı üzerindeki küçücük bulutun birden büyümeye ve ufuklara doğru yayılmaya başladığı görüldü. Kısa zamanda o küçük bulut yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir buluta terk etti. Dua seslerine birden sevinç çığlıkları karıştı. Yağmurun müjdecisi bulutlar geldiğine göre rahmetin de gelmesi yakındı. Az sonra sevinç çığlıklarıyla ortalık çınladı. Yağmur, yağmur, yağmur. Evet, ikaz mahiyetindeki
iki haftalık bir mahrumiyet içinde kalma, Sadoğullarının dikkatini çekmek için kâfi görülmüştü. Nur yavrunun yüzü suyu hürmetine, Sadoğulları yurduna latif, berrak ve tatlı yağmur damlaları Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden ahenkli ahenkli inmeye başladı. Göğe rahmet tecessüm ederek damlalar suretinde yeryüzüne akıyor. Ümitsiz yüzlere ümit ve tatlılık bahşediyordu. İnsanlar gibi kuraklıktan çatlak çatlak olan yeryüzü de mis gibi kokusuyla sevincini ishar ediyordu. Yağmura kavuşan halk, aylardır devam ettikleri duaların kabul edilmeyip o gün kabul edilişinin sırrını yine de bilemediler. Çünkü o bir sırdı. Şimdilik bir sır olarak da kalacaktı. Rahmet vesilesi henüz bir bebekti. Ama insanlar nazarında bir bebekti. Hakikatte o, Allah'ın ve meleklerin kendisini çok iyi tanıdıkları, Allah'ın sevgili kulu, peygamberler peygamberi, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed'di. Sadoğulları yurdunun yüzünü güldüren rahmet aralıklarla tam bir hafta devam etti. Toprak yağan yağmuru iliklerine kadar içerek doydu. Otlar yeniden fışkırdı. Ağaçlar yemyeşil körpe filizler verdi. Ekinler boy attı. Koyunların memeleri sütle dolmaya başladı. Yağmura kavuşanlar arasında ancak birkaçı rahmete vesile teşkil eden sebebi bildiler. Kendi aralarında şöyle konuştular: "Bu çocuk çok uğurlu ve çok hayırlı bir çocuk." Saf ve geniş ufuklu çölde hava temiz ve güzeldi. Çocukların çabuk gelişmesine, sıhhatli büyümelerine oldukça elverişliydi. Sevgili Peygamberimizin büyümesi de diğer çocuklardan farklı oldu. 8 aylık iken konuşmaya başladı. 9 aylıkken konuşması oldukça düzgün ve pürüzsüzdü. 10. ayında ise artık diğer çocuklarla birlikte ok atacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. Peygamber Efendimiz 2 yaşına basınca sütten kesildi. O ana kadar halimelerin ve yayla halkının üzerine bereket, rahmet, ihsan yağmuru hiç eksik olmadı. Bu yaşında bile Peygamber Efendimiz akranlarından çok farklı bir güzellik ve sevimlilik ve üstün bir ahlaka sahipti. Bir büyük insan gibi ağırbaşlı ve vakur idi. Süt çocuklarını geri verme mevsimi gelip çattı. Bununla birlikte Efendimiz üzerinde kol kanat geren, onu öz evladından daha fazla seven Halime'nin de gönlünü bir hüzün bulutu kapladı. Çünkü ondan ayrılacaktı. Çünkü Nur Muhammed'in cenneti hatırlatan gül kokusundan uzak kalacaktı. Fakat Mekke'ye getirilip annesine teslim etmekten başka çaresi de yoktu. Öyle yaptılar. Nur Muhammed'i alarak Mekke'ye geldiler ve annesine gönül gözyaşları arasında teslim ettiler. Süt annenin alemi hüzünle, gerçek annenin dünyası ise sevinçle doldu. Biri öz yavrusuna kavuşmanın saadetini yaşıyor, diğeri ondan ayrılmanın ateşinde tutuşup yanıyordu. O anda süt anne Halime'ye sanki bir ilham geldi, yalvarırcasına bütün samimiyetiyle şu teklifi yaptı: "Ne olur, oğlumu biraz daha yanımda bırakmaz mısınız? Hem ben ona Mekke vebasının bulaşmasından da korkuyorum." Bu teklif ve arzu samimiydi. Sanki cümleler dudaklarından değil, gönülden kopup gelmişti. Aziz anne Amine, bu riyasız ve candan yalvarışa karşı koyamadı. Ve bir müddet daha ciğerparesini Sadoğulları yurdunda bırakmaya razı oldu. Halime muradına ermişti. Arzusunun da kabul edilişinin sonsuz hazzı içinde Efendimizle birlikte tekrar yurduna döndü. Kainatın efendisi artık süt kardeşi Abdullah'la birlikte kuzuları gütmeye de çıkıyordu. Kuzular onun tatlı tebessümlerine melemeleriyle cevap veriyorlardı. Peygamber Efendimizin gözleri hep göklerdeydi. Sanki oraya bir şeyler keşfedecekmiş gibi dikkatli ve ibretli bakıyordu. Sanki bir el uzanacak
ve onu ulvi alemlere alıp götürecekmiş gibi bekliyordu. Bu arada gözlerden kaçmayan bir garip hadise vardı. Peygamber Efendimizin başı üzerinde çoğu zaman bir bulut geziyor ve onu güneşten koruyordu. Artık gözler ondaydı. Dillerde onun güzelliği, gönüllerde tatlı sevgisi vardı. Konuşulan onun dürüstlüğü, terbiyesi ve ağırbaşlılığıydı. Akranları da onun tatlı arkadaşlığına erişmek için adeta yarış ediyorlardı. İşte sevgili peygamberimiz sağdoğulları yaylasında günlerini böylesine huzurlu ve sevinç içinde geçiriyordu. Kuşluk güneşinin her tarafa pırıl pırıl hayat saçtığı güzel bir bahar günüydü. Nur yüzlü efendimiz süt kardeşi Abdullah'la beraber evlerine yakın bir çayırlıkta kuzularını otlatıyorlardı. Bir ağacın altında çimenden yemyeşil halının üzerinde oturmuş tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bir müddet sonra da Abdullah ağacın serin gölgesinde uyuyakaldı. Kainatın efendisi ise oturduğu yerden kainatı kuşatan eşsiz güzelliklerin yaratıcısını düşünmeye koyuldu. Bu sırada kuzular yayla yayla epeyce uzaklaşmışlardı. Onları geri çevirmek için Peygamberimiz Abdullah'ın yanından ayrıldı. Bir müddet gittikten sonra karşısına beyaz elbiseli iki kişinin çıktığını gördü. İkisi de güler yüzlü ve sevimliydiler. Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Nur yüzlü Efendimizin yanına usulca yaklaştılar. Onu tutup ilahi bir halı gibi duran yemyeşil çimenlerin üzerine uzattılar. Efendimiz'de ne ses ne seda ne de telaş vardı. Bu güler yüzlü, bu temiz simalı ve bu sevimli insanların kendisine kötülük yapmayacağını biliyordu. Ağacın serin gölgesinde uyumakta olan Abdullah bu sırada uyandı. Manzarayı görünce olanca hızıyla telaşlı telaşlı eve vardı. Gördüğü manzarayı anne ve babasına anlattı. Heyecan ve telaşlarından evlerinden nasıl çıktıklarının farkında bile olmayan Halime ile kocası bir anda Peygamberimizin yanına vardılar. Fakat Abdullah'ın anlattıklarından eser yoktu. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Zira gelenler memur edildikleri vazifelerini bir anda bitirip gözden kaybolmuşlardı. Sadece ayakta duran kainatın efendisinin benzi uçuktu ve hafiften gülümsüyordu. Fazlasıyla telaşa kapılan Halime ve kocası, "Ne oldu sana yavrucuğum?" diye sordular. Kainatın efendisi şunları anlattı. "Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıkartıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkartıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler. Aradan yıllar geçecek. Kendilerine peygamberlik vazifesi verilecekti. Bir gün sahabelerden bazıları, "Ya Resulallah, bize kendinizden bahseder misiniz?" diyecekler. "Resulullah da ben babam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annemin ise rüyasıyım. O bana hamileyken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü." Dedikten sonra bahsi geçen hadiseyi de şöyle anlatacaktır. "Ben Sa'd bin Bekroğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşimle birlikte evimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar, kalbimi de çıkartıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkartıp bir yana attılar, göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler." Bu hadise ile Peygamber Efendimizin mübarek kalbi, ilahi bir nur ve Cenab-ı Hak tarafından bir sekinet, bir ruh ile genişletilmiş oluyordu. Aynı zamanda Resulullah Efendimizin nefsi o yaşından itibaren kutsi duygular ve ilahi nurlar ile teyit edilerek her türlü vesvese ve şüpheden temiz hale geliyordu.
Burada şunu da hatırlatmak gerekiyor ki kalp sadece çam kozalağı gibi bir et parçası olarak düşünülmemelidir. Saadet Güneşi ömrünün 4 yılını geride bırakmış, oldukça gürbüzleşmiş ve gelişmişti. Zatında görülen gariplikler, hele göğsünün yarılması hadisesi, Hazreti Halime'yi bütün bütün düşündürmeye ve telaşlandırmaya başladı. Hatta artık endişe duyuyordu. Canı gibi sevdiği Efendimizin başına hoş olmayan herhangi bir hadisenin gelmesinden korkuyordu. İşte bu düşünce, endişe ve korku, Halime ve kocası Haris'i şu kararı almaya mecbur etti. Başına bir iş gelmeden bu yavruyu annesine teslim etmeliyiz. Halime'nin içi cayır cayır yanıyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Nihayet Nur çocuk kendisine muvaffakaten emanet edilmişti. Emanete el koyacak hali yoktu ya. Sağdoğullar yurduna 4 sene ışık saçan Saadet Güneşi, şimdi süt annesi tarafından Mekke'ye getiriliyordu. Burada bir başka haşmetle, bambaşka bir azametle dünyaya ışık saçsın diye. Halime ve kocası Mekke'ye gece girdiler. Bir ara sevgili Efendimiz gözlerden kayboldu. Halime ve kocasında bir telaş başladı. Bütün aramalara rağmen onu bulamadılar. Gidip dedesi Abdülmuttalib'e haber verdiler. Nur torununun kaybolduğunu haber alan şefkatli dede birden şaşkına döndü. Üzgün ve telaşlı aramaya koyuldu. Fakat ortalıkta Efendimiz görünmüyordu. Abdülmuttalib çaresiz ellerini açarak yalvardı. "Allah'ım, ne olur Muhammed'imi bana geri ver." Bu arada 2 kişi yanlarında bir çocuk ile görünüverdiler. Bunlar Varaka bin Nefel ve bir arkadaşı ile Peygamber Efendimiz'diler. Abdülmuttalib hasretini çektiği Saadet Güneşi'ni bağrına bastı, doyasıya kokladıktan sonra boynuna bindirdi. Doğruca Kabe'ye giderek onunla birlikte tavafta bulundu. Sonra da sevgili Peygamberimizi götürüp annesine teslim etti. Bilahare Abdülmuttalib, sevgili torununa kavuşmanın sevinç ve saadet bayramını kutlamak üzere kurbanlar kestirerek Mekkelilere güzel bir ziyafet çekti. Artık Peygamber Efendimiz, aziz annesinin sıcak kucağında, şefkatli kolları arasında, mesut ve mütevazi evindeydi. Süt anne Halime, saadet güneşini Mekke'de bırakıp yurduna döndü. Fakat ne o Efendimiz'i, ne de Efendimiz onu hayatı boyunca unutmadı. Kendisini 4 sene gibi uzun bir zaman kucaklayan ve saran kollara karşı hürmetini, saygısını hiçbir zaman yitirmedi. Onu her gördüğünde anneciğim, anneciğim diye saygı ve hürmetle çağırır, kendisine ihsan ve ikramda bulunurdu. İhtiyacının olup olmadığını sorar, varsa hemen gidermeye çalışırdı. Aradan uzun zaman geçecek, yine sağdoğullar yurdunu bir kıtlık ve kuraklık saracak. Bu kıtlık ve kuraklığın dehşetine dayanamayan Halime çıkıp Mekke'ye gelecek ve Resul-i Ekrem Efendimizle görüşmek isteyecektir. Kainatın efendisiyle görüşen Halime, kendisine yurdundaki kıtlık ve kuraklıktan şikayet eder. Zengin ve zengin olduğu kadar da kadir şinas ve hayırsever olan pak sevcesi Hazreti Hatice derhal Halime'ye 40 koyun, binmek ve yüklerini taşımak için de bir deve verir. Yine bir hayır ve vefa örneği. Efendimizin süt kardeşlerinden biri de Şeyma idi. Sağdoğullar yurdunda Şeyma ile çok tatlı günler geçirmişti. Bu tatlı hatıralardan seneler sonra Huneyn Savaşı'nda Şeyma da Müslümanlar tarafından alınan esirler arasındaydı. Şeyma kendisini tanıtınca bir kız kardeşe gösterilmesi gereken alakanın en üstününe Peygamber Efendimiz tarafından mazhar oldu. Peygamber Efendimiz Sağdoğulları yurdunda süt anne Halime'nin yanında geçen günlerinin hatıralarını ashabına zaman zaman anlatır ve şöyle derdi. Ben aranızda en halis Arabım. Çünkü Kureyşliyim. Aynı zamanda beni Sa'd bin Bekr yanında süt emdim ve lisanım onların lisanıdır.
Nebi Muhterem Efendimiz süt annesi Halime tarafından annesi Amine'ye teslim edildiğinde 4 yaşını bitirmiş, 5 yaşına ayak basmıştı. Takvim yaprakları miladi 575 yılını gösteriyordu. Aziz annenin kalbine henüz evliliklerinin ilk aylarında ebedi aleme göç eden kocası Abdullah'ın ayrılık acısı ızdıraptan bir yumruk gibi oturmuştu. Bu ızdırabı az da olsa hafifleten tek teselli kaynağı vardı. Biricik oğlu Muhammed aleyhisselam. Hazreti Amine, olanca şefkat ve muhabbetiyle Nur yavrusunu sarmaya çalışıyor, ona babadan yetim kalışın da acısını bu şekilde hatırlatmamaya gayret ediyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'deki mütevazi evin ışığıydı, bereketiydi, gülüydü, huzuru ve sevinci idi. Bu küçük yaşta bile annesine yardım etmekten asla geri durmuyordu. Hele temizliğe dikkat edişine aziz annesi hayrandı. O sadece annesine karşı değil, tanıdıklarının hepsine karşı yardımsever ve hürmetkardı. Arkadaşlarının yardımına koşmaktan zevk alırdı. Bu sebeple arkadaşları da onu sever, sayar ve kendisiyle gezip dolaşmaya adeta can atarlardı. Evet, Cenab-ı Hak yüksek ve kutsi peygamberlik vazifesiyle memur edeceği Resulünü böylece en güzel şekilde büyütüyor ve en güzel, en mükemmel surette terbiye ediyordu. Kainatın Efendisi 6 yaşında. Bu sırada Hazreti Amine'nin içine Medine'yi ziyaret arzusu doğdu. Maksadı Abdülmuttalib'in annesi tarafından kendilerine dayı gelen Adi bin Neccaroğullarını görmek. Hem de orada methun bulunan Bahtiyar kocasının kabrini ziyaret etmekti. Bu maksatla hazırlıklar yapıldı. Günü gelince Mekke'den biricik oğlu ve dadısı Ümmü Eymen'le birlikte hareket etti. Amine'nin alemi şen ve neşeli olması lazım gelirken, bilakis hüzünle kaplıydı. Sanki bir daha bu mukaddes beldeye ve bu saadet güneşinin doğuşuna sahne olan mübarek eve kavuşamayacakmış gibi tekrar tekrar dönüp Mekke'ye bakıyordu. Mevsimin en sıcak günlerinde yaptıkları bu yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Efendimizin dayısı oğullarından Nebiga'nın evine indiler. Hazreti Amine bu evin avlusunda bulunan aziz kocasının kabrinin başında gözyaşı içinde yıkılıverdi. Gözyaşları Abdullah'ın kabrinin toprağını bol bol suladı. Peygamber Efendimiz de ilk defa ruhunda yetimliğin acısını bu manzara karşısında duydu. O da muhterem pederinin kabrine damla damla gözyaşı serpti. Sanki bu damlalar Hazreti Abdullah'a bir gül demeti yerine takdim ediliyordu. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.